Müzik teorisinde aslında yaptığınız iş temel olarak ilk başta bir müzik analizinde parçayı incelerken parçayı oluşturan işte tonalite, makamlar, çeşniler, perdeler, form, usul gibi bunun gibi şeyleri tanımlıyoruz, sınıflandırıyoruz. Ama burada da bitirmememiz lazım. Bu tanımlamalar, bu sınıflandırmalar müziğin akışı içerisinde birbiriyle olan ilişkileri neler? Birbirlerini nasıl etkiliyorlar? Bunlara da bakmamız lazım. Daha çok zamanla her teorisinin tabii bir yandan da bakış açısı var. İlgilendiği konu var, derdi var. Benim de derdim zaten zamanla ilgili. Belki de müzik teorisini bundan çok seviyorum. Çünkü müzik zamansal bir sanat. Zaman içerisinde kendisini sergiliyor ve o akış içerisinde kendisini açıyor, kapatıyor ve hafızalarımızda yer alıyor. Benim derdim zamanla olduğu için belki de müzik analizi yapmak bana zaman hakkında bazı ipuçları veriyor. Zamanın nasıl işlediğine dair bazı ipuçları veriyor. Peki o zaman zaman nedirden başlasak? Yani en çok basit anlamda zaman bir değişim demek. Zaman bir değişimle anlarız bir, ya da dönüşümle anlarız. Ama bu değişim ve dönüşümlerin maddenin kendisi de değişip dönüşebilir ya da bir belli bir mekan içerisinde hareket ederek de değişebilir. Yani biz zaman geçtiğini nasıl anlarız? İşte güneş doğar ve batar. Yani bir günün böyle geçtiğini anlarız. Demek ki hareket çok önemli bir buradaki ipucu. Ama tabii hareket etmesi için cisimlerinde bir mekana ihtiyacı var. Dolayısıyla mekan ve zaman da böyle birbiriyle çok alakalı durumlar. Mekan zaten zamanı kendi içerisinde barındırabiliyor. Ona olanak veriyor. Mekanın değişimi de beraberinde dolayısıyla zamansal bir değişim getiriyor. Çünkü mekan bir içinde hareket etmek için özneye bir topografya sunuyor. Buradaki hareket alanları, işte çekim noktaları olsun, yani fizikte de böyle zaten. Bunu bu akışa bırakmak ya da bu akışa karşı koymaya çalışmak, direnç göstermek, burada zaten o zaman özneyi görmeye başlıyor. Bu sefer öznenin analizini yapmaya başlıyoruz. İşte zaten müzik analizinde bestecinin analizini yapıyoruz. Biraz önce de bahsettim. Çok sevdiğim bir söz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, musiki giydirilmiş zamandır diyor. Demin de söyledim. Müzik zaman içerisinde var olur, kendi oluş süresi içinde geçen zamanla şekil ve yön verir. Zamanın uzunluğunu, kısalığını belirler. Müzikteki değişim ise o zaman seslerin, ses öbeklerinin ve gruplarının müzikal mekanları olan tonal veya makamsal yapılar içerisindeki hareket ve dönüşümlerine bağlıdır. O zaman tekrar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın musiki giydirilmiş zamandır sözünü açmak gerekirse, musiki tonal veya makamsal ilişkiler tarafından belirlenmiş olan bir algısal mekan içinde hareket ve dönüşümlerin gerçekleştirildiği giydirilmiş zamandır. Anlarımız var, anların uzunluğu var ama anların zaman olması için arada değişimler lazım dedik. İşte müzik teorisinde de böyle. Yani bizim bir karar sesimiz var, tonik akorumuz var. Ama bu hep devam ederse, kararda durursa zamanın değiştiğini tartışmak biraz tartışmalı olur. Ama araya başka bir ses, bir güçlü girdiğinde, bir ona karşı, karar sese karşı ya da o sese bir disonans oluşturacak herhangi bir ses girdiğinde, tamam, o zaman ona doğru gidiyoruz, ondan sonra da geri dönüyoruz, geri çözülüyoruz. Bir gerilim ve çözülüm yaşıyoruz. Demek ki burada bir kalp atışı gibi, bir nefes alma gibi bir zaman geçiyor dolayısıyla. Batı müziğinde bu konuda yapılmış çok değişik teorik modeller var. Tabii bunlar hep tonal müziğin kendi dinamiklerine dikkate alıyorlar. Bu modellerin avantajı parçanın, herhangi bir müzikal parçanın tikel anlarını tümel bir bütünlük içerisinde sergilemesi ve bu anlar içerisindeki bağlantıları siz bir kuş bakışı olarak görebilmeye başlamanız.
Bu temelden hareket etmekle ve benim de biraz önce bahsettiğim derdime çare olmak için, yani ben bazı musiki eserlerini dinlerken neden böyle bunu bu şekilde biliyorum, neden buraları çok beğeniyorum, neden burası benim için çok çabuk geçti, halbuki aynı usul sayısı var. Burası çok daha yavaş geçiyor benim için. Bu sorgularken bir analiz modeli geliştirdim. Bunu son yıllarda bazı çalışmalarda yaptık bununla. Birkaç yayınımız da oldu. Kısaca bu analiz modelinden bahsedeceğim şimdi. Çünkü bu analiz modelini kullanacağım biraz sonra yapacağım analizde. Zaman makam analiz modeli dedim buna. Çizgisel bir zaman ölçeği üzerinde makamsal değişim ve dönüşümleri sergilerken zamanın müzik aracılığıyla nasıl şekil verildiğini farklı analiz kaplanlarından oluşan bir olaylar şeması şeklinde gösterir. Buradaki olaylar şemasını yani bu analiz modeline aramızda müzikolog, müzikle ilgilenen, müzik teorisiyle ilgilenenler varsa işte ilk gördüklerinde bu modeli bu bir Schenker modeline benziyor diyor. Ama ben Schenker'den çok Sergei Eisenstein'ın yani bu Potemkin zırhlısının yönetmeninin işte bir sekvans diyagramı vardı yönetmeni kullandı. Filmin akışı içerisinde işte müziği olsun, hareketler olsun, kullanılan renkler olsun bütün bunları böyle üst üste getirdiği bir şema kullanır olayları göstermek için. Bunu daha uygun görüyorum aslında. Peki kısaca bahsedeceğim. Analiz modelimiz dört farklı katmandan oluşuyor temel olarak. En aşağı katmanda zaman ölçeğimiz var. Eğer usullü bir eserse usulün dağılımı yazılıyor. Kaç vuruş olduğu ve bu vuruşların güçlü zamanları, güçsüz zamanları buradaki ilişki gösteriliyor. Eğer bir taksim ise buraya bir zaman cetveli de koyabiliriz. Saniyeleri sayan bir zaman cetveli de koyabiliriz. Bunun bir üstüne yerleştirilmiş olan katman melodik seyir katmanı. Bu melodik akıştaki kontürün ne şekilde olduğunu gösteriyor. Yani cümlecik yapılarındaki kontürlerin hangi perde ekseninde gittiğini. Mesela buradaki örnekte Hamparsum işareti de gösteriyor. Neva perdesiyle başlayan Acem doğru çıkan bir kontür gözükmekte. Bunun üstünde de eksen ve hareket alanı, bir de çeşitli bir makam analizi var. Aslında buraya baktığımızda pasaj kendisi işte Neva'da bu selik diyebiliriz. Ama tabii buradaki pasajın eksen ve hareket alanı, yani hangi nota ekseninde gerçekleşiyor bu pasaj? Neva perdesi ekseninde gerçekleşiyor. Açılmalar oluyor, sonra tekrar daralmalar oluyor. Yani böyle bir alan içerisinde bu kontür gerçekleşiyor. Siz aynı alan içerisinde farklı kontürlere de sahip olabilirsiniz. Tabii bunu sıkıştırdığımızda modelin bir avantajı da Türk musikisinde birçok eserin farklı edisyonları var dediğimiz gibi. Farklı nota edisyonları var. Burada benim sorumun cevabını almak için daha tepeden bir bakışla baktığımda bu edisyonlar arasındaki farklar, küçük farklar çok küçük detaylar olarak kalmaya başlıyor. Çünkü bunların hepsini aynı model bir şekilde zaten özetleyebiliyor. Burada bir şey dikkat etmek istiyorum. İlk biraz önce söyledim zaman ölçeğinde tabii Türk musikisinde çok farklı usullerimiz var. Çok farklı zamanlı usuller var. Her usul bir zamansal döngü barındırıyor ama kendi içerisinde farklı vurgular barındırıyor. Farklı düm ve tek düzenleri barındırıyor. Bunlar bile, usulün yapısı bile aslında zamanı bizim kavramımızı değiştiren bir şey. Yani biz çok zamanlı bir usul olur ama yine benzer zamanda bir usul bambaşka
vurguları olabilir, güçlü güçsüz vuruşları olabilir. İkisinin bizim algımızdakileri bambaşka olabilir. Bununla beraber mesela burada yine biraz önce, biraz sonra zaten bu analizi yapacağım. Parafezalinden bir analiz görüyorsunuz burada. Sadece ilk katman, melodik seyir katmanı. Aslında ikisi de baktığınızda neredeyse aynı aynı sayıda devirlere sahip. Ve ikisinin de kontürü hemen hemen aynı olduğunu görüyorsunuz. İşte bir ferah feza seyri görüyoruz her ikisinde de basit olarak. Yani Acem bölgesinde başlamıyor, çargaya doğru inişlerimiz var, dügya inişimiz ve en sonunda yegâ inişimiz, yegâ perdesinde inişimiz var. Ama biraz daha dikkatli baktığımızda zaten bunu notada, bunu gördükten sonra notada görmek çok daha basit oluyor zaten. Aynı pasajın ikincisinde daha uzun olmasına rağmen iki kere tekrarlandığını, yani burada bir tekrara girdiğini ve daha sonra karara gittiğini görüyoruz. Halbuki bu pasaj daha kısa olmasına rağmen çok daha fazla müzikal veriye sahip. Dolayısıyla tabii bunu bizim pasaj geçtikten sonra birinci örnek mesela bizim için müzikal olarak birazcık daha uzun tutulmuş gibi geliyor. Çünkü ikincisinde tekrarlar var. Peki şimdi ben kısaca projemizden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim bugünkü sunum Ferahfeza Medeli yani analizi aslında bir projemizin çıktılarından bir tanesi. Projemiz Kuntak 1001 tarafından desteklenen bir proje. Mevlevi ayetlerinde söz boyama proje başlığı. Danışmanlarımız Profesör Doktor Ümit Nevin Doğrusöz dışarı çık ve Profesör Doktor Gözde Çolakoğlu'ları ikisi de bugün maalesef gelemedi, başka bir yerde bulunmaları gerekiyor. İki tane de bursiyer çalışan öğrencimiz vardı. Kendileri burada. Salih Demirtaş ve Elif Özen bunlarda sanırım. Her ikisine burada tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü çok emek verdiler, çok özverili bir çalışma yaptılar. Beraber de güzel çıktılarımız var, güzel çalışmalar da yaptık, makaleler de yazdık. Şimdi buradaki söz boyama ne demek? Söz boyama, işte İngilizce'de word painting diyebiliriz. Aslında Batı müziği tarihinde çok bu tanımın kullanılmaya başladığı dönemden itibaren müzik estetiği tartışmalarında çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Söz boyama, sözlerin verdikleri anlamlara göre müzikal ifadeyi şekle sokmaya deniyor. Bunun en bilinen hikayesi işte 16. yüzyılın sonlarında besteci Monteverdi ve teorisyen Artusi arasında yaşanıyor. Besteci Monteverdi'nin bir madrigali vardır, Crudo Amarilli diye. İşte orada bir pasajda öyle bir disonans kullanır ki, o dönem çok yasaklanan bir disonanstır yani teorisyenler arasında. Ve Artusi buna mektup yazar. Ya sen bu kadar iyi bestecisin, bununla bu hatayı nasıl yaparsın yani? Böyle bir şey, bir hataya nasıl düşersin? Burada bir tartışma döner. En sonunda Monteverdi'nin verdiği cevapta, haklısınız hocam ama siz orada baktınız mı, oradaki sözleri gördünüz mü, orada nasıl bir aşk acısından bahsediyor? Ben bunu uyumlu bir şekilde zaten yansıtamazdım. Ben burada uyumsuz disonans kullanmak zorundayım ve onu da o şekilde bırakmak zorundaydım da. Bu çok önemli bir kırılma andır aslında müzik, Batı müzik tarihinde. Yani bundan sonra zaten estetik tartışmalar, disonansın yavaş yavaş girmeye çalışması müziğin içerisine ve ifade amaçlı girmeye çalışması. Bizim sorumuz şuydu. Türk musikisinde benzer bir teknik var mı? Bestecilerin bilinçli ya da yarı bilinçli olarak kullandığı benzer bir teknik var mı? Ve burada da ilk bakmamız uygun düşen Mevlevi Ayin repertuarıydı. Neden? Çünkü Mevlevi Ayin repertuarı zaten kendi içerisinde programatik bir yapıya sahip. Dört selam, selamdan öncesi sonrası sembollerle dolu. Bir anlatmak istediği bir şey var. Dolayısıyla ve bu programa da paralel olarak aslında müzikte de görüyoruz. Yani selamların akışında bile mesela üçüncü selam işte daha çok daha
makamların birbirine geçtiği, usullerin değiştiği, çok daha gerilimin ortaya çıktığı. Çünkü orada bir aşk yüzünden artık yükselmelerin olduğu en tepe noktalara ulaştığımız bir selamdır. Buna bakmak istedik. İşte bazı Mevlevi Ayin programındaki bazı çok en bilinen sembolizmlere bakarsak da işte ayinin başında duyulan kudüm sesi, Allah'ın ol emrini söylerken semanın başladığı devrimi, alemlerin devrimi bunu seyredişini gösteriyor. Peşe verse neyi taksime her şeye can veren ilahi nefes sembolize ediyor. Mevlevi halinde yer alan dört selam ise aşıkların şüphelerinden kurtulup vahdeti temel görüş haline getirmesi, hayranlığın sebep olduğu aşk haliyle bir nevi kendinden geçmeyi ve son olarak insanlığın kulluğa dönüşünü anlatıyor. Bunu o zaman eğer böyle bir şey kullanılıyorsa, Türk musikisi benzer şeyler kullanıyorsa, Mevlevi halinin çok uygun bir repertuarı, çok uygundu bizim için. Peki ve bu hem bestecilerin kendi içerisinde, kendi şahsi stillerinde de bir şeyler gösterebilir, hem de gelenek içerisinde de, yani Mevlevi geleneği içerisinde bize bazı şeyler gösterebilir diye bu projeye başladık. Proje bitmek üzere, hala ama yayınlarımız devam edecek. Burada analiz yöntemi olarak ne yaptık? Analiz yönteminde zaman, biraz önce anlattığım zaman makam analiz yöntemine ek bir katman ekledik. Burada ek katmanımız güftelerdi. Güfteler ve tercümeleri. Ve böylelikle müzikal zamandaki değişim bölgeleriyle güfteler arasındaki ilişki daha rahat gözlemleyebilme şansına sahip olduk. Tabii birçok çok önemli, çok değerli çalışmalar var bu Mevlevi repertuarı analizin üzerine. Yani makamların yapısal analizleri, usul makam ilişkisi, aruz güfte ilişkisi, aruz usul ilişkisi üzerine. Bunları da dikkate aldık, bu değerli çalışmaları dikkate aldık. Güfte tercümesinde temel olarak Yakup Şafak'ın, Ahmet Çalışkın kitabındaki Yakup Şafak'ın tercümelerinden faydalandık ama başka farklı tercümelere de başvurduk. Notasyonda da kullandığımız temel edisyon konservatuvar neşriyatıydı. Ama başta Saadettin Akar edisyonu olduğu çok farklı edisyonları da kullandık. Farklı analiz paketlerimiz vardı. Yani 11 tanesi farklı edisyonlarından karşılaştırmalar olarak analiz edilen toplam 53 eserden bolca bilgi elde ettik ve bu bilgilerin sonunda biz çok net olarak söyleyebiliyoruz ki Mevlevi Ayin besteciliğinde güftenin bestelemeye çok ciddi etkisi var. Çok ciddi ilişkiler var. Biz sadece bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz hatta. Yani bunu edebiyat çevreleri, müzikoloji çevreleri, ilahiyat çevreleri tekrar üstüne durması lazım. Biz sadece bir alana giriş yaptık aslında bu şekilde. Tespit ettiğimiz başlıca kategoriler şuydu: sözel anlamın müziğe yansıtılmasında kullanıldığı. Öncelikle çeşni makam değişimleri. Yani bazı yerler oluyor ki aniden çeşnisel bir değişim oluyor. Bunu müzikte de, yani dinlerken çok net olarak duyabiliyoruz. Sonra tekrar geri dönüyor. Yine ezgisel hattaki yön ve şekil değişimleri, yani ezginin kontüründeki yükselmeler, sabit durmalar, alçalmalar. Belirli müzikal aralıkların vurgulanması, özellikle belirli sözlerde, mesela Şems-i Tebrizi'nin geçtiği yerlerde devamlı bir aralık, geniş aralıklı atlamalar görüyoruz. Yani beşli olsun, altılı olsun. Cümle ritmi ve zaman değişimlerini de görüyoruz. Cümle ritmi, yani usul yapısı ve usulle paralel giden cümlelerin kendi içindeki senkronizasyonu, desenkronizasyonu. Bu çok özellikle üçüncü selamlarda çok görüyoruz. Burada müzikte bir nevi bir kayma hissi de yaratılıyor. Tabii işte bu kendinden geçme halini de zaten çok net olarak sembolik gösteriyor. Bir de müzik ve müzik ötesi ilişkilendirmeleri gibi özel durumlar gördük. Bu konu hakkında Salih Demirtaş'la beraber üçümüz güzel bir makale ya bildiri de yayınladık. Edvard geleneğindeki özellikle
birçok Risale-i Edvar'da geçen Türk musikisinde kullanılan işte perdelerin, çeşnilerin işte gezegenlerle olan ilişkilendirmeleri ya da müzik terapisinde olan ilişkilendirmeleri bazı bestecilerin bunlara bunları kullandığını gördük. Ha, bunları bilinçli mi kullanıyor, yarı bilinçli mi kullanıyor bunu bilmiyoruz ama sadece bunu tespit ettik ve bunları sunduk daha önce. Bunlar bazı çıktılarımız. Dediğim gibi daha devam ediyor çalışmalarımız. Peki şimdi Ferah Fezal Mevlevi ayinine geçmek istiyorum. Sonra da geçeceğiz. Birinci selamının mesela bir zaman makam analizi ancak bu şekilde olabiliyor. Bunları inşallah ileride büyük böyle kağıtlara basabileceğimiz, kitaplaştırabileceğimiz bir ortamlarımızda olacak inşallah. Peki, ayin başka, Ferah Feza makamı. Ferah Feza makamı daha yukarı perdelerde başlıyor. Acem'de Çargah ya da Çargah'ta Çargah perdelerinde başlayarak aşağı doğru inen, işte Dügah perdesi civarına inen, Dügah'ta Uşaklı inen ve daha sonra Yegah'ta Buselik yani aşağıdaki Rıya perdesiyle karar kılan bir makam Ferah Feza makamı. Ayinin başında da Dede Efendi bu makamın bu makamı aynen sergiliyor. Bakın çok yukarı bölgeden yani zaten bizim yani Türk müzikisinde kullandığımız ses aralığı neredeyse yani birazcık daha geniştir. Çok yukarı bölgeden çok aşağı bölgeye doğru bir düşüş oluyor ve sonra kendini tekrar tekrarlıyor. Aynı şey burada da oluyor. Ferah Feza yine makamı ilgili çeşitlerde de gösteriliyor. Bir tek bu aralıkta farklı bir şey oluyor. Ona birazdan değineceğim. Burada açılışta Dede Efendi'nin tercih ettiği sözler, işte Mesnevi'den ve en çok kullanılan başlangıç. Dinle neyden nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor? Diyor ki beni kamışlıktan, kestiklerinden biri feryadımdan kadın erkek herkes ağlayıp inledi diyor. Şimdi bu sözlerin bu akışa, bu müzikal akışa tercih edilmesi aslında önemli benim için. Çünkü dinle neyden nasıl şikayet ediyor dediği anda üst bölgede bunu soruyor. Ama daha sonra alçalmaya başladığında, melodik kontür aşağı inmeye başladığında ayrılıklardan bahsediyor. Burada üst bölge ile alt bölge arasında bir ayrılış görüyoruz, bir kopuş görüyoruz. Bunu birazdan yine ilk selamda bir bölgede daha göreceğiz çok net olarak. Daha açılışında bunu görmekteyiz. Aynı şekilde burada da gösteriyor. Peki burada ne oluyor? Şurada pembeye boyadığımız bölümde dinle neyden nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor? Yeni kanışıktan, kesiklerden, beri feryadan herkes ağlayıp inledi. Daha sonra ayrılıkları parça parça olmuş bir kalp isterim ki özlem derdini ona açıklayayım. Şimdi bakın burada tekrar yukarı bölgeye çıkıyoruz ve Çargah'ta Nikris çeşnisini görüyoruz. Çok ve bu müzikte de çok net olarak duyuluyor. Birdenbire böyle bir Çargah'ta Nikris görüyoruz. Çok kısa bir anlık ve geri dönüyor. Ve bu Çargah'ta Nikris'i kullandığı yerde aslında söylediği sözler parçalanmış kalp, parça parça olmuş bir kalp. Tamamen o parçalanmışlığı bu şekilde çeşnilere yansıtıyor. Sonra da özlem derdini ona açıklayayım derken tekrar bu inişi tekrar zaten gösteriyor. Birazdan dinleyeceğiz daha. Devamında ki yine bakın mavi bölge Ferah Feza seyrini görüyoruz. Burada ortada başka bir renk var. Öncelikle kontür açısından burada üç ayrı yerde çok benzer müzikal cümleler zaten. Böyle büyük yani tam beşli sekmeler oluyor, melodik sekmeler. Burada tam sekmenin olduğu yerde kutlu olsun haykırışını duyuyoruz. Ama daha da ilginci işte tam bu bölgede bir rast rengini, rasta rast rengini duymaya başlıyoruz. Yani birazcık daha renk değişiyor, birazcık
daha nasıl diyeyim, birazcık daha kapalıktan açık bir renge dönmeye başlıyor müzikte de. Ve burada güller bellerini bağlayınca tüm cihan halkına gülümserler. Güller gülümsemek. Bunun benim özellikle Dede Efendi'nin diğer Mevlevi ayinlerinde de gördük. Hatta yani yine bir gül nihal. Yani zaten rastlıdır. Yani rast çeşnisini olsun, makamını olsun kullandığı yerlerde gülümsemek, gül bunları çok ilişkilendirmiş Dede Efendi. Bunu başka parçalarında da gördük. Devamında bakın bir uzun bir pasaj var. Bakın melodi katta bakarsanız yukarıda bu çok geçkilerin olduğu bir pasaj bu arada. Yani makamsal geçkilerin de olduğu bir pasaj. Burada işte Nevada sabah, Nevada uşak geçkilerinin olduğu bir üst bölge var. Bir de buna karşılık aşağıda alt bölge var. Yegah'ta uşak yapıldı. Ve bunun aşağıda inen bölümü var. Buradaki sözlere baktığımızda biraz önce açılışta da gördüğünüzde benzer bir şey görüyoruz. Bakın yeşile boyadığım yerler yeşil kutuyu gösteriyor. Kırmızıya boyadığım yerler kırmızı sudaki yerleri gösteriyor. Ey parlak mum ve ay gibi olan sevgilim. Senin yüzünü gördüğümden beri diyoruz ve zaten inişe geçiyoruz. Nerede otursam sevinçliyim, nereye gitsem orası gül bahçesi gibidir. Şimdi bir yukarı bölge var, bir aşağı. Bir mum ve ay, ayın olduğu yer var gökyüzü. Bir de benim olduğum yer var. Onu seyrettiğim yer. Yine devamı, padişahın hayalinin her yer bağdır, seyran yeridir bana. Gittiğim her yerde bir işlete oturur gibiyim. Burada iki bölge arasındaki farkı çok net gözlemlemekteyiz. Burada bir ilginç şey daha gördük. Mum ve ay gibi olan parlak mum ve ay sözlerinin bahsettiği yerde ay kelimesinin geçtiği yerde Dede Efendi gerdaniye perdesini tercih ediyor. Ve çok ilginçtir ki Hüzzam Mevlevi ayinde de ay kelimesinin geçtiği yerde gerdaniyede kalışlar görüyoruz. Yine Neva Mevlevi ayinde de birinci selamda ay kelimesinin geçtiği yerde gerdaniyede duruşlar, kalışlar görüyoruz. Ve bunu çok enteresan bir şey aslında Edvar geleneğine baktığımızda işte Kırşehir Edvar'da olsun, Gevrekzade'de olsun aslında gök cisimleri ve perde ilişkilendirmelerinde gerdaniye ve ayın zaten ilişkilendirildiğini görüyoruz. Bunu bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi yapıyor? Yani bu tartışma konusu. Ama böyle bir şey var. Devamında ilk selamın sonuna doğru bir pasaj var. Aynı melodik pasaj iki kere tekrar ediyor aslında ama usul olarak bakın ikinci tekrarında usulün tam ortasına başlıyor. Yani usul yapısıyla çok ters bir yerde başlıyor ikinci geldiğinde. Dolayısıyla bir desenkronizasyon oluyor. Ve tam burada ne sudanım ne topraktan insanla işim yok benim, dünya ile işim yok benim diyor. Burada bir müzikte de bir yükselme anı hissediyoruz aslında müzikal olarak. Ve ilk selamın bitişi. Burası çok enteresan. Burayı hatırlamanızı isteyeceğim çünkü biraz sonra önemli olacak. Birinci selamın bitişinde işte rast çeşnilerinden sonra tekrar ferah fezaya geri dönüş gibi bir sinyal alıyoruz. Tekrar işte çargahta çargah sonra dügahta uşak doğru gidiyor. Ama orada duruyor. Dügahta duruyor. Ve burada devam, bundan sonra yegah, hani biz daha önce çok duyduk çünkü, yani devamlı bunu yapıyordu ve yegah perdesine iniyordu. Bunu yapmıyor bu sefer. Burada duruyor ve ikinci selama geçecek. Sözlere baktığımızda, canın yaptığı şarapta sevgili özleyen gönül canıyla oynar, akıl da oynamak ister ama ben onu layık görmüyorum diyor. Burada hani bir nevi böyle bir bitmemişlik var. Bir kararsızlık var, bir şüphe var müzikte de. Ve bunu sözlerle de görüyoruz. Bunu hatırlamanızı isteyeceğim çünkü en sonunda tekrar hatırlatacağım bölgeyi. İkinci selam, daha kısa bir selam. İkinci selamda dikkat etmemiz gereken şey, kısaca, bazı yerlere çok özet geçiyorum. İkinci selamın tümüne baktığımızda sözler şöyle. Ey çalgıcı, sevgilimiz sarhoşça geldi, o perdeden çal. O safalı, vefalı hayat kaynağı sarhoşça geldi. Keyfiyeti bilinmeyen aşka bak, canı kadeh gibi nasıl dolduruyor. Sakinin yüzüne bak, ebedilik aleminden nasıl gülümseyerek geliyor. Şimdi burada genellikle bayati makamı kullanılıyor.
bir ortada Seyyah makamına geçiş var, sonra tekrar Bayati ve Feraheza makamına dönüş var. Yalnız şurada bu pembe boyalı yerlerde, bakın sözlerde o perdeden çal dediğinde bir anda tekrar bir geçki görüyoruz. Yine bir çargahtan ikriz yapılıyor orada. Yani biraz önce çargahtan ikrizde ne olmuştu? Birinci selam en başında Feraheza'da parçalanmış bir kalpten bahsetmişti, acıdan bahsetmişti. Şimdi burada aynı şey oluyor, o perdeden çaldırıyor. Yani onu hatırlamak istiyor, onun ikrizi hatırlamak istiyor. Ama daha sonra gelişlerinde o safalı vefa hayat kaynağı sarhoşça geldi. Sakinin yüzüne bak. Burada birazcık daha iş sarhoşlukla, aşk sarhoşlukla ilişkilendirilmeye başlanmış. Ve burada nikrizin bir önceki selamda gibi kullanılmadığını görüyoruz. Bunu aklımızda tutalım şimdi. Üçüncü selama geldiğimizde, üçüncü selamın başı bu birçok çalışmada zaten konuşulmuş. İlk başlamış Bayati makamı seyri gibi başlıyor. Dün gece Mevlana'yı rüyamda gördüm. Beni meclisine çağırıyordu diyor. Ve daha sonra bir segah geçkisi görüyoruz. Cana can katan perdeler kaldırmıştı. Yani tam meclisine çağırıyordu. Ve meclisine gittik. Bu sefer çeşim değişti. Makamda bir değişiklik oldu. Yeni bir ortama, yeni bir makamsal ortama girdi. Yeni bir mekana girdik işte. Cana can katan perdeler kaldırmıştı. Hicaz, Ras, Seyyah ve Neva makamlarında. Şimdi burada bu kelimeleri söylerken Hicaz, Ras, Seyyah ve Neva tam bir kârı natık gibi. Bunu birçok çalışmada da göstermiş zaten. Ya Hicaz çeşitli yapıyor, ya Ras perdesinde duruyor, ya Neva perdesinde duruyor, ya Seyyah perdesinde duruyor. Bunların üstünü çok net olarak zaten gösteriyor. Üçüncü selamın sonlarına doğru selamın daha değişimlerin çok olmaya başladığı yerler, hızlanmaya başladığı yerler. İki tane önemli bölge var. İkisinde de Nikris çeşnisi geri dönüyor. Biraz önce bahsettiğim, birinci selamda ve ikinci selamda kullanılan Nikris çeşnisi. Bir tanesinde Nikris öyle bir yerde geliyor ki kullanıldığı pasaj, dostum da mağaramda sensin, beni koruyup gözeten efendim. İkincisinde cansın, gönül alsın, kalbimizin muhafızısın. Hoş uyusun, gönlümüze iyi bak. Şimdi burada Nikris bu sefer başka bir anlamda kullanılıyor. Bu sefer daha mağarası, korunak yeri, işte kalbimizin muhafızı, gönlümüze iyi bak anlamında kullanılmaya başlıyor. O zaman Nikris sabit bir şekilde kullanılmıyor belki de. Şöyle bir şey düşünürsek, birinci selamda Nikris'in kullanıldığı yer tam parça parça kalbi göstermişti. İkinci selamda o perdeden çal, sarhoşça sakin kelimeleri kullanıyordu. Demek ki burada bir aşk acısı var, burada bir aşk acısı sarhoşluğa dönüyor. Ve artık üçüncü selamda biz buna kalbimizin muhafız demeye başlıyoruz. Bu bence çok önemli bir nokta. Türk musikisi ve tasavvufun yansıtılması açısından. Şimdi Batı müziğinde bir disonans kullanılırsa o disonans işte bir şekilde çözülür. O bir derttir, o çözülmesi gerekiyordur. Burada derdimiz çözülmüyor, derdimiz sabit duruyor. Biz derdimizi dermanımız eylemeye başlıyoruz. Yani o bizim acımız daha sonra kalbimizin muhafaza haline geliyor. Bu çok net bir şekilde bence gösteriliyor bu halinde. Ve selamın sonlarına doğru artık en karmaşık bölgeler bir defa usul yapısı ve cümle yapısı arasında çok bambaşka desenkronizasyonlar görüyoruz. Genel olarak gördüğümüz gibi aşk göğe doğru uçmak her nefeste 100 perde yırtmaktır diyor. Bakın bu aşk göğe doğru uçmak derken bir yandan bu karmaşık usul cümle yapısı ilişkisi var. Ama bir yandan da parçanın eserin en tepe noktası tiz çargıya kadar çıkıyor. Tiz çargıya daha önce bir yerde, bir önceki bahsettiğim yerde dostumda mağaramda sensin bölgesinde çıkmıştı. Ama sonra tekrar inmişti. Burada çok net bir şekilde yani bu hedeflenmiş zaten gibi bir müzikal akış var. Ve çıktıktan sonra da buraya en tepe noktaya geldikten sonra dedim ki ey gönül aşıkların halkasına katılman mübarek olsun. Ve bunun dediği yerde de birdenbire
Yine çeşni değişiyor. Acem'de Buseli'ye geçiyor. Aynen müzikte de müzikal renk değişiyor. Sanki tepeye çıktık, aşıkların arkasına katıldık ve yeni bir mekandayız. Yeni bir zaman mekan ilişkisindeyiz. Ve dördüncü selam, kapanış. Ferah Feza makamında aynemiz. Ferah Feza makamıyla kapanacak. Yine Neva bölgesinde başlıyor. Muayyerlere kadar çıktığını görüyoruz. Daha sonra Neva'yı tutuyor. Neva Dügah'a iniş yapıyor. Dügah'a iniş yapıyor ve bu hareket bize aslında birinci selamın sonundaki hareketi de hatırlatıyor. Neva'dan Dügah'a iniş ama ne yapmıştı orada? Durmuştu. Orada ben onu layık görmüyorum. Aklı layık görmüyorum diyor. Orada hala bir şüphe vardı. Burada ise çok enteresan bir şey oluyor. Dügah düşüyor. Çok benzer bir şekilde düşüyor. Ve burada bir soru geliyor. Bir canda nedir diyor. Ve buna cevap olarak artık yega düşüğümüzü gerçekleştiriyoruz. Yüz canımsın diyerek son bir ayet. Teşekkür ediyorum.